Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu ve Piyasalar Yorumu'na hoş geldiniz. Piyasalar gene karıştı. Zaten piyasaların karışmadığı bir hafta pek yok geçtiğimiz günler. Ya yurt dışı karışıyor ya yurt içi ile ilgili bir şeyler oluyor. İşte mafya babası bilmem ne söyledi, yok piyasa karıştı, işte yok öyle oldu piyasa karıştı derken işte bu sefer de Sayın Cumhurbaşkanı konuştu, piyasalar karıştı oldu. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? İşte bu faizler çok yüksek. Yani onun ve de faiz indirimi gelmesi gerekiyor Temmuz Ağustos gibi. Peki işte bu dolar kurunda bir yangın vardı zaten 7 lira 20 kuruştan başlayan ve artık o çok önemli dirençleri, kaleleri zorlayan bir yangın vardı. O yangına bir körük oldu sözleri ve onun o körüklemesiyle dolardaki yangını önemli dirençler geçilmiş oldu ve ben bundan önce yapmış olduğum analizlerde biraz bu dirençe gelecek gidecek gelecek gidecek bilenecek ve ondan sonra kırıp 9.60'a gidecek şeklinde yorumlarım vardı. Ama bu sözlü müdahaleden sonra kura zaten o dirençler kırılmış oldu otomatik olarak ve Temmuz-Ağustos gibi de dolardaki yangına benzin döküleceği sinyali de verildi. Ve bunun sonucunda da yani o 9.60 hedefimize de belki tahminlerden daha önce varacak. Şimdi o zaman bundan sonra ne beklemeliyiz? Bundan sonra 9.60 beklemeliyiz. Peki 9.60 beklerken ne kadarlık bir sürede bekleyebiliriz? Çünkü yani ben genelde mesela bir hedef verdiğim zaman birçok böyle takipçi de şey oluyor. Öyle dedin olmadı. Sen ne diyor ki yani yatacak, kalkacak sabah o hedef gelmiş olacak. Ve ama işte öyle dedi olmadı falan diyor adam ertesi günü. O yüzden şöyle bir çalışma yaptım sizler için anlaşılsın diye. Şimdi şu bulunduğumuz yer işte şurada geçmişteki o direnç bu geçildi. İşte şu anda üzerindeyiz. Şu kırmızıyla çizdiğimde olası rotası dolar kurunun. Ve bu da işte Ağustos'u işaret ediyor bize. İlla ki böyle olmak zorunda değil. Biraz daha farklı olabilir yani. Temmuz sonu, Ağustos başını falan işaret ediyor. Bunu nereden çıkarttık? Bunu da şöyle çıkarttık. Yani öyle bir yer bulalım ki geçmişte bu dolar kuru hızlı yükseliyor olsun ama böyle bir önündeki bir suni bir müdahale veya yurt dışı müdahalesi gibi bir şey olmadan böyle bir hareket olsun. Mesela şu hareketi alalım desek burada önünde bir müdahale var. Müdahale var, işte dolar tutulmaya çalışıyor falan, rezerv satılıyor falan. Ondan sonra hızla yükseliyor. O yüzden bu güzel bir yani anlamlı bir rota değil. Ama mesela şöyle daha geçmişe gidecek olursak mesela şuradan başlayan yükseliş. Evet zaten bir kırılganlık var Türkiye'de. Ha, yani işler acaba düzeliyor gibi mi oluyor deniyor. Arkasından pandemi çıkıyor. Çünkü burada mesela bu Suriye olayı vardı ve o olay bitmişti yani Rusya ile olan kriz bitmişti Suriye olayı. Artık ya fena değil durumlar falan denirken aniden tekrardan yükselişe geçti. Çünkü dünyada böyle bir olay çıktı. İşte şimdi gene mesela buna benziyor. Mesela şuralara falan çok benzemiyor. Çünkü o zamanlar çok düşmüştü. Haydi buradan alalım oldu. Burada yurt dışında müdahale oldu. İşte bizde swap oldu falan. Buraya benzemiyor. Buraya daha evvelinde de zaten bunun son krizi buraya hiç benzemiyor. İşte şuralara falan benzeyebilir mi dersek. O zaman da seçim muhabbeti vardı. Şimdilik seçim muhabbeti yok yani ufuk yani seçimler konuşuluyor belki ama ufukta yakın zamanda erken seçim işte Bahçeli çıktı olsun dedi yahut işte Tayyip Erdoğan işte seçim şu tarihte dedi falan gibi bir şey yok yani net bir şey yok o yüzden şu işte pandeminin başlangıcındaki rotaya benziyor şu işte onu da alıp buradan buraya getirip koyuyorsunuz işte mesela şu tepe şu tepe getirip koyuyorsunuz. TradingView'da şurada şuradaydı zannedersem. Bakayım. Şurada bir yerdeydi. Onu kullanabilirsiniz yani siz de. Evet. Şurada ha şu şurada olması gerekiyordu. Yok. Peki. Neredeydi? Ha işte burada bu. Bu long pozisyon, short pozisyon. Bunların altında şu ghost feed var. Bu Ghost Feed'i kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi tekrar biz geri dönelim. İşte ya yani o zaman da Temmuz-Ağustos gibi 9.60 olmasını bekliyoruz. Düşüşler alım fırsatı. Şu 12 saatliğe baktığımızda
Onun üzerinde hep gelip böyle destek buluyordu. İşte belki gene o şekilde olacak. Şurada falan destek bulacak. Bu şekilde gidecek. Öyle gözüküyor. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Analiz de bunu gösteriyor. Ne olabilir burada peki farklı olarak? Ya bir dakika, bu iş 9'u geçti. Yani biz faiz indirelim diyoruz ama işler de sarpa sarıyor. Acaba biz bu faizi çıkartmak zorunda mı kalacağız? Denebilir. Ya da dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu vardı denebilir. O zaman 9.60'a gidebilir. Peki 9.60'tan sonra ne olur? 9.60 bir Fibonacci hedefimiz. Bu demek değildir ki bu hedefin üzerine çıkmayacak. Şöyle yorumlamamız gerekiyor. Ya gelecek buraya, buradan ciddi bir düzeltme yapacak. 9.60'tan bir satışlar gelecek, bir düzeltme olacak. Faiz artırımı olmadan bu arada. Ya da faiz artırımı olursa zaten o düzeltme artık düşüş trendine dönüşecek. Oradan çünkü çok yüksek bir yere gelmiş oldu. Ya da 9.60'ı da geçecek. Belki işte ona doğru bir hareket yapacak. Ama orada kalamayıp 9.60'a geri gelecek. Ve o 9.60'da destek bulacak. Yani o bir gelecekteki bir Fibonacci çizgisi. Bir destek direnç çizgisi. Dolayısıyla oraya kadar gelip geri gelmesi gibi bir şey olmayacak. Belki onun üzerine biraz atıp oraya geri gelecek. Orasının önemli bir seviye olacağını söyleyebilirim. 9.60. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Hesabını da herkes buna göre yapsın. Ne diyeyim yani? Yapacak bir şey yok. Ve buradan da borsaya geçelim. Şimdi tabii peki böyle bir durumdayken borsa ne olacak? Yani insanlar da merak ediyor. Borsa kötü olmayacak mı? Biz bu işten nasıl faydalanacağız? Şimdi bir kere şunu ben hep anlatıyorum, tekrar anlatayım. Borsa konusunda yani dolar çıkıyorsa borsa çıkmaz. Borsa düşer. Çünkü borsa çıkamaz, dolar çıkıyor. Çünkü şöyle bir anlayış var. Yani Türkiye'de ekonomi kötüye gidiyorsa, işler kötüye gidiyorsa dolar çıkıyordur anlayışı var. Dolar çıkıyorsa, işler kötüye gidiyorsa, işler kötüye giderken borsa nasıl iyi olsun gibi bir anlayış var. Yanlış anlayıştır bu arada. Yani dolayısıyla dolarla birlikte borsa çıkabilir. Dolar düşerken de borsa düşebilir. Dolar düşerken de borsa çıkabilir. Her türlü olabilir. Borsanın pek böyle bir işlerle ilgisi yok. Ama ne oluyor? Yani bu anlayış var ya, dolar çıkarken işler kötüye gidiyor. O zaman borsaya bir satış ilk başta gelir. Ve şimdi bu durumda da özellikle bankacılık endeksine falan daha fazla satış geliyor. Ama borsa buna alışıyor. Çünkü o diyor ki borsadaki insanların, yani yatırımcı kafasında şöyle bir şey var. Şimdi dolar bazında bakan yatırımcı için, yabancı yatırımcı için borsa ucuzladı. Daha da cazip hale geldi. O zaman oraya yatırım gelebilir diye bakıyor ki bu yanlış bir düşünce değildir. Yani yatırım az gelir, çok gelir ama gelir yani. Çünkü dolar bazında ucuzlamışsınız. İllaki bir yatırım gelir yani sizin ülkenize. Ama tabii o gönlünün istediği kadar gelmez. Çünkü bir istikrar yok yani bu durumda. Gelmez. O zaman ne olur? Yani bir ilk günlerdeki şokun atlatılması gerekir. İşte onu da şöyle göstermeye çalışalım. Şöyle işte şu otobüsü de kapatıyorum. Şimdi bakınız efendim, şu 1429, burası çok mühim bir yer. Çünkü bu Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atması gerekiyordu. Ve bir türlü de atamıyordu, altında kaldı falan, bir takım olaylar oldu bu mafya babası hikayesinden sonra. Biz bunun üzerine çıkmasını bekliyoruz demiştik. Halen de bekliyorum. Yani bu dolar kurundaki artışın şokunu atacak borsa. Atacak ve şu an itibariyle 1430 ama altında da kapayabilir. Önemli değil. İlla ki bunun üzerine çıkacaktır. Çünkü teknik olarak falan her şey bunu gösteriyor. Yani şuradan bir al vardı bu dipten. Şuradan işte bu mafya olaylarından sonra sata dönse de bu tekrar ala dönmek üzere. Ala dönmek üzere. 2 saatlikten baktığımızda da zaten bu hareketli ortalamanın üzerine atmıştı. Orada destek buluyor. İyi yani durum. O kadar kötü değil. Sadece buradaki problemimiz şu. Bankacılık endeksi. Bankacılık endeksi tam şu direncini geçecekken işte şurada şu satışı yedi bugün. Tam bunun üzerine atmıştı. Yeniden burada kalmıştı. Güzel gidiyordu. Satışı yedi. Şimdi bunun kötülüğü nedir? Bunun kötülüğü şudur, yani şey diyebilirsiniz. Ya işte efendim, benim bankam yok, ben banka yatırımcısı değilim. Bunun bana ne zararı? Şöyle zararı var.
Bankacılık endeksiyle oluşan bir yükseliş sağlıklı bir yükseliştir endekste. Çünkü yabancı ilgisi artmaya başlamıştır. O bir kar topu etkisi yapar. Biraz böyle bankacılık endeksi artıyorsa biraz daha yabancı gelir, biraz daha yabancı gelir. Bankalarla bir yükseliş olur. Ondan sonra diğer şeylere yayılır. Yani geçmişte bu şekilde olurdu. Fakat şimdi yerli yatırımcının çok artması, bireysel yatırımcının ve onların da zaten işte yeni rapor yayınlandı. Çok kısa böyle artık hiçbir yatırımcı değil aslında, spekülatör. Çünkü böyle bir aydan bile kısa tutuyorlar hisseyi. Bir aydan kısa hisse yatırımı olmaz, hisse spekülasyonu olur. Ve hatta böyle halka arzlarla falan para kazanmak istiyorlar. Halka arza gireyim işte hemen iki tavan yapsın, satayım, ben de para kazanayım falan gibi. İşte bu sağlıksız bir şey. Çünkü en ufak bir şey olduğunda işte böyle bir YouTube'da bir şey izliyor adam, aman gideyim satayım falan yapıyor böyle. Çünkü o, ama bu yabancı yatırımcı geldiği zaman o yabancı olduğu için, Türk olmadığı için değil, o kurumsal yatırımcı, finans profesyoneli, onun yatırımlarının içerisinde yüzde belki ikisi üçü Türkiye ve onun yatırım vadesi 3 sene, 5 sene falan, bu şekilde bakıyor adamlar olaya. O yüzden onlar der ki ucuz mu, gelecek vaat ediyor mu? Mesela bankacılık para kazanıyor mu? Kazanıyor. Ucuz mu? Ucuz. Tamam, o zaman alayım der adam. Budur yani olay. İşte o kötü etkilendi. Onun kötü etkilenmesi, onun toparlaması biraz zaman alabilir. Ve onun toparlanmasının zaman alması da endeksteki yükselişin tekrar sağlıklı bir rotaya girmesini zorlaştırabilir işte şu şekilde. Yani borsa için söyleyebileceklerim bunlar. Yani ben işte şu yükselen kanal içerisinde hala olduğunu görüyorsunuz. Moral bozucu oldu ama moraliniz bozulmasın. Yurt dışındaki konjonktür olumlu. Bizim için de kısmi olumlu. Çünkü bize de bir oradan bir pay gelecektir ama istediğimizden çok daha düşük gelecektir. Özellikle Kavcıoğlu geldiğinden beri bozulan imaj ve tamir edilmesi artık bu saatten sonra çok güç görünüyor. Yani tekrar ya biz yanlış bir iş yapmışız, Naci Ağbal'ı getirelim deseler bile ben zannetmiyorum ki güven yeniden kazanılabilsin, ki zaten imkansız yani öyle bir şeyin olması. Şimdi gelelim buradan altına. Altın konusunda yani defalarca aynı şeyleri söylüyoruz. Gene de söyleyelim. Şimdi efendim, altın konusunda işte şu Amerikan 10 yıllıklarını gösterelim. Amerikan 10 yıllıkları şöyle gördüğünüz gibi düşüyor işte. Düşen kanalın içerisinde. Hatta günlükteki hareketli ortalamanın da altında falan yani. Düşen kanal var. Ve burada konjonktüre ait şöyle kısaca bir şey söyleyeyim. San Francisco Fed'in bir raporu yayınlandı. Reuters'da da haberi var. Bugün Reuters sitesinden de inceleyebilirsiniz. Yani özet olarak şu deniyor. İşte Fed bu faizleri düşük tutuyor ve varlık alımlarını da devam ettiriyor ya. Bunun da sebebi işte diyorlar ki pandemi öncesine göre çok büyük istihdam kaybı var. Raporda şöyle yazıyor. Ya bu istihdamla ilgili veriler çok kafa karıştırıcı ve iş gücü piyasası da öyle sanıldığından daha kötü durumda aslında. Yani bu, o yüzden burada böyle bir yani işin kötü olduğunu gösteren veriler daha doğruyu gösteriyor. Da iyileşme gibi veriler böyle kafa karıştırıcı olabiliyor gibi özet olarak bir şey söylemiş. Yani şunu anlamalıyız. Faiz indirimi, faiz artırımı diye bir şey zaten söz konusu değil 3 sene boyunca. Varlık alımlarının azaltılması zaten bu sene söz konusu değildi. Varlık alımlarının azaltılmasının iletişiminin Powell tarafından, en yetkili merci tarafından yapılması da bu sene mümkün görünmüyor. Ha, diğer Fed bilmem kim çıktı, şöyle dedi, böyle dedi. Öyle şeyler her zaman olacak. Yani onlar da şöyle yapmazlar. Ya tamam işte biz faiz maiz de böyle arttırmayacağız. Varlık alımını da azaltmayacağız. Piyasalara ver coşkuyu. İşte hadi piyasalar coşsun bilmem ne. Öyle bir şey de yapmazlar. Hep böyle biraz arada bir frene basmak isterler. Çünkü yokuş aşağı gidiyor. Hızlanıyor böyle de. İşte o hızlandıkça biraz fren yapalım. Çünkü artık şeyden de çıkıp uçuruma yuvarlanmasın. Çünkü öyle bir balon oluşursa o patladığı zaman Amerika altında kalır. Yani bu doların hegemonyası falan çökebilir. Yani böyle şeyler olabilir. O yüzden Fed arada böyle şeyler yapacak ama altın için, gümüş için olumlu konjonktürdür. Ve işte altına da bakıyoruz. Altına da bakıyoruz. Şöyle 4 saatlikten baktığımızda
4 saatlikten bakıyoruz. Ve bakın böyle yükseliş kanalımız var. 4 saatlikte de hareketli ortalamanın üzerinden destek buluyoruz. 1890 da görünüyor şu anda. Tamam yani işte böyle bir düşüşler falan olursa alım fırsatıdır. Zaten defalarca söyledik işte şurada al oldu, burada al oldu, bilmem ne oldu diye. Yani onları tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Gelelim gram altına. Gram altında da zaten dolar TL'den de destek buluyorsa işte hep bu Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde de gördüğünüz gibi destek buluyor. Şu anda 520'ymiş. Biraz geri çekilme oldu. En fazla olacağı yer 520. Daha devam etmesini bekliyoruz. İşte şöyle düşüşler alım fırsatı. Şöyle bir yükselen kanal var. Görüyorsunuz değil mi? Bu otomatik çiziliyor bu arada. Yani ben tam da böyle denk getireyim de işte yükseliyor gibi göstereyim değil. İşte burada bu da hareketli ortalama. Bu da otomatik çiziliyor. Burada subjektif hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani bu analizde, teknik analizde genelde işte düşeni kırdı. Yok bilmem neyin üzerine attı falan. İşte şeyler olur. Bak burada öyle bir şey yok. Bu Fibonacci'de otomatik çizildi. Bu Kaufman'da otomatik çizildi. Bu kanalda otomatik çizildi. Ve buradaki şu şeylerde üzerine Wave Trend with Crosses'tan çiziliyor. Onlardan geliyor mesela. Şurada bir daha al vermiş işte. Yani bu sinyaller de onun üstüne geliyor. Otomatik bu. O yüzden yön yukarı. Gelelim gümüş tarafına. Şimdi altında biraz momentum hız kesti. Tamam. Ve işte gümüşte de yükselen kanalın dibine kadar gelindi. Buralar alım yerleri aslında bence. Güzel yerler almak için. Ve işte ondan sonra da altında tekrar yükseliş hızlandığında bunun da yükselmesini bekliyoruz. Nereye kadar? İşte şöyle 29'a falan gelecek. Oralardan belki bir düzeltme olabilir. Olmak zorunda değil. Arkasından da hedef 33. İşte burası. Beklentimiz bu yöndedir. Peki bunun grama şeysi ne olacak? Gram dediğiniz zaten dolar TL'den de destek buluyor. Orada da düşüşler alım fırsatı. Bakın orada 4 saatlikte hareketli ortalamanın altına sarkabiliyor. Yani o yüzden günlükteki hareketli ortalamayı takip edeceğiz. Düşse 7.55'e düşer diyor. 7.55'e 60'a falan düşer diyor buradan. Yani öyle bir şeyler olursa alım fırsatıdır işte. Böyle kanal gösteriyor. Yükseliyor. Tamam mı? Bu şekilde. Nereye kadar çıkmasını bekliyoruz? 8.46 falan gibi bir sonraki hedefi var. Platini de sordu arkadaşlar. Peki platin konusunda ben bunu bahsetmiştim ama bir daha bahsedelim. Şimdi efendim platin konusunda da bir yükselen kanal var mı burada? Var. Var ama bakın eğim az işte. Eğimi az. Eğimi az olduğu için öyle bu eğim güçlenmesi gerekiyor. Yani altın tarafında bir şeyler olması gerekiyor ve şu anda da görünüm çok iyi olmuyor. Nasıl olacak? 1221 geçilecek. Eğim de biraz güçlenecek. Ondan sonra platinin önü açık. Ama şu anda pek öyle bir şey yok. Çünkü emtia platin neticede. Emtiada biraz geri çekilme oldu. Değerli metal olarak asıl kabul edilen altın daha güçlendi. Olabilir böyle şeyler. Platin içinde olumluyuz neticede. Ve dolar borsa yaptık. Bitcoin. Peki Bitcoin'e gelelim. Şimdi Bitcoin'de ne dedik? Ay piyasasına girildi. Tabii onu da söyledik bir sürü insana. Hayır bence girilmedi falan diyor. Tamam siz öyle düşünün. Bu bizim fikrimizdir. Siz diyorsunuz diye fikrimizi değiştirecek değiliz. İşte şöyle 12 saatlik hareketli ortalamanın da direnç olarak çalıştığından bahsettim. Bu da düşen kanal. Düşeni kırma falan gibi bir şey söz konusu değil. Soruyor arkadaşlar. Ya işte kanalı kırdı mı falan diye. Yok işte bayağı kanalın içerisinde bu kanal otomatik çiziliyor dediğim gibi. Şimdi düşeni kırdığı falan yok işte burada. Ve şöyle de demiştik yani şu yükseliş şuradan bir al oluştu işte şu alı söyledik. Bu destek buldu buradan bir al oluştu. Şuraya kadar falan gelip yani 38.800 ya da işte 39.000 39.000'e doğru gelip tekrar bir daha aşağı gelebilir diye düşünüyorum. Şu bir diğer gelebileceği destek direnç seviyesi de şuydu 36.000. 436. Zaten onun da şu anda üzerine atmış. Destek yapıyor. Yani işte şöyle belki yapacak. Sonra tekrar böyle gelecek. Ya da buradan direkt böyle aşağıya inecek.
27 bine doğru bir hareket devam edebilir burada. Hemen olacak diye bir şey yok. Şöyle şöyle bir süre gidip ondan sonra da gelebilir. Ve hatta bu hedef değildir efendim. Hedefiniz devam ediyor mu diye soranlar var. Bu 27 binden sonraki destek de 17 bindir. İşte bu. İşte 19 bin vardı falan gibi şeyler soran arkadaşlar olmuş. Benim takip ettiğim seviyeler bunlar. Ben bu Fibonacci'yi takip ediyorum. Bakın burada çalışmış bu Fibonacci. Burada da çalışmış, burada da çalışmış. Bu daha evvelden de bunlar çalışmış seviyeler. Dolayısıyla asıl burada çalışmasını beklediğim seviye bu 27.236 ve 17.000 seviyeleri. Yani oralara gelecek olsa ki bir Fibonacci seviyesi daha kırılabilir önümüzdeki günler, haftalar içerisinde. Onu da söyleyeyim. Yani şuraya doğru bir yükseliş olursa, şu Kaufman hareketli ortalamasına 12 saatlikte değecek olursa oralar da dikkatli olun. Oralardan sert satışlar gelebilir. Gelirse orayı siz de bir satış fırsatı olarak kullanabilirsiniz. Tabii ki dünyadaki bu konjonktür devam ederken, para bolluğu devam ederken her varlık bundan bir şekilde faydalanacaktır. Bitcoin bu işlerden çok faydalandı. Altın, gümüş bu işlerden az faydalandı. Emtia da çok faydalandı ama tabii Bitcoin ve kripto para kadar değil. Bu bir döngüsel bir şey. Şimdi onlar biraz geride kalacak. Yani Bitcoin, kripto paralar belki biraz geride kalacak. Diğerleri şey yapacak. Sonradan tekrar bu kripto paralar da yükselişe geçecektir. Yani burada yalnız şöyle bir şey olduğunu da unutmamak lazım. Yani çok başarılı olursa bu Bitcoin, itibari paranın yerine geçme konusunda falan çok fazla kurum tarafından kabul görecek olursa ki oluyor. Çok fazla kurum, finans kurumu işte müşterilerine bunu sunmaya falan başlayacak olursa. Bu başarısı onun en büyük engeli olacaktır. En büyük handikapı olacaktır. Çünkü bu kadar başarılı olmasını merkez bankaları istemez. İşte o zaman o nihai tepesini görecektir. O çok başarılı olduğu zaman. Şimdi öyle çok başarılı olmuş değil. O yüzden bu biraz böyle birkaç ay belki bir ayı piyasası devam edecek. Sonra yeniden yükselişe geçecek. Belki 27 binden, belki 17 binden, birinde dipte destek bulacak ve ben o zaman anlatacağım zaten. Yani diyeceğim ki bak burada haftalıkta Kaufman'ın altında olacak zaten. Haftalıkta wave trend osilatörü dip yapmış. Günlükte wave trend osilatörü ala dönmüş dipten. İşte bu 17 bin ya da 27 bin bir tanesinde destek bulmuş. Ve bütün bunlar olmuş ve işte bir takım pozitif uyumsuzluklar da görülüyor. Bunlar üçü sayıldıktan sonra diyeceğiz ki burası alım yeridir. Hakikaten buradan alanlar iyi kazanacaklar diyeceğiz. Orada değiliz. Ve ondan sonra tekrar bir daha bir yükseliş olacak diye düşünüyorum ben kripto paralarda. Belki bu son görülen zirvelerin de üstü görülebilecek ama o çok başarılı olduğu zaman da bunun fişini çekecekler. Ya da en azından çekmeye çalışacaklar. Yani çekemeyebilirler. Fişini çekmeye çalışacaklar. O zaman piyasalar karışacak ama oralara daha çok var. Ve işte bugünlük de bu kadar diyorum. Diğer şeyi bekliyorsunuz. Sektörünün yıldızı hisseler videosunu bekliyorsunuz. Onu da yapmaya çalışacağım. Herkese iyi günler dilerim.